Hayındır. Namaz bile kılınmaz. İş yok. Milletin hanım bile hiçbir şey yapmıyor ya. Antep dünyanın en kötü havasına sahip yurdu bir şey. Çocuk tarım tabağı var. Yok oğlum. İş sorunu var. İş sorunu var. Başta bu iş sorunu bitmesi lazım. Belediyelerin şu anda insanlarla pek fazla ilgisi alakası yok. Herkese sevgiler, selamlar değerli dostlar. Bugün yine Gaziantep sokaklarını geziyoruz sizlerle. Düztepe'deyiz. Halkımıza sorular soracağız. Bakalım halkımız 31 Mart 2019 yerel seçimlerde oyunu hangi partiye kullanacaklar? Merhabalar. Merhaba, merhaba. Efendim, Gaziantep hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gaziantep'te ne eksik? Ne yapılması lazım? Vallahi Gaziantep'te bir defa iş sorunu var, iş sorunu var. Başta bu iş sorunu bitmesi lazım. Esnaf ne durumda peki? Vallahi esnaf ha, esnaf ha, esnaf durayım diyor. Akşama kadar oturuyor. Yani akşama kadar oturuyor ki adam. İşteyiz. İş yok. Cepteyiz. Yüz ki adaleyi cebine koy, evet. Vallahi nereye gittiğini farkında olmuyorsun akşam olur. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi ben partimi CHP'ye kullanacağım. Neden CHP? Ya 16 senede beri buraya da verdi koy, artık yeter diyeyim yani. Hele bir de onlar gelsin canım. Zor ya gelir. Ne var acı, o da gelsin. O da, yani, o da zor gelir. Ya zor gelir, biraz zor gelir. Ya, siz hangi parti peki? CHP'ye gidiyoruz. Burası CHP'ye gidiyoruz. Neden CHP? Başka yoktu. Dedi ki bu 16'dan beri onu çalışıyor. Başka AK Parti verecek halimiz yok ya. Ne yapalım? Ne anladın AK Parti'nin? Ya iyi ol, sonra da verirsin. Evet. Ama yeter artık. 16-17 sene oldu. Yeter. Bir de CHP'yi deneyeceğiz diyorsunuz. Tabii. Bir de CHP'yi deneyek ya. Ne olacak ki yavrum? İnşallah iyi olur. Yani, mesela akşam ben İstanbullu o Ekrem İmamoğlu'nu dinledim. O kadar hayran kaldım. O kadar hayran kaldım. O da zor. Gene AK Parti vallahi İstanbul'da. Vallahi çocuğun söylemesi, emin ol ki mest edeyim insanı. Efendim, Gaziantep hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi? Yani Gaziantep'te eksik olan şeyler sizce neler? Neler olması lazım? Esnafın hali ne? Gaziantep'in öncelikle ilk baştaki sorunu ulaşım. Ondan sonra biliyorsunuz malum Suriyeliler meselesi var. Yani o zaten insanların başına bir dert. İkincisi belediyelerin şu anda insanlarla pek fazla ilgisi alakası yok. Sanki bir maratonda koşuyorlarmış. Şu an belediyeler koşturmak içindeler yani. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi herkesin kalbinde bir aslan yatar. O da bizde kalsın. Merhabalar. Merhaba. Gaziantep'ten memnun musunuz? Gaziantep'te şu eksik dediğiniz var mı? Genelde memnunuz. Ama tabii eksikleri de var, yok değil. Ulaşımdan fena memnun musunuz? Tabii ulaşım en büyük sorun zaten trafik Gaziantep'te. Peki Gaziantep'te başka sizi rahatsız eden bir durum var mı? Gaziantep'te başka... Ama genelde trafik. Belediyeler fena değil çalışmaları. Başka işte Suriyelilerin çok olması biraz rahatsızlık veriyor. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi daha tam karar vermedim. Aklınızda yok mu? Vallahi daha ilçeler belli olmadı zaten. Belli olursa iş kolay. O zaman vereceğiz oyunu. Merhabalar. Merhaba. Gaziantep'ten memnun musunuz? Evet. Bizim Gaziantep'liler şimdi eski Gaziantep'liler kalmadı. Şimdi Suriyeliler doldu. Yani çok göç oldu. Biraz o tedirgin etti. Gaziantep'in yoksa genel durumu eskiden çok güzeldi. Evet. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Allah hakkımıza ne hayırlıysa ona kullanırız. Hangisi güzel çalışır, devletimiz, hükümetimiz bize ne önerirse güzel, onlara oyumuzu atarız. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Gaziantep'ten memnun musunuz? Gaziantep'ten memnunuz. Çok şükür belediyelerimiz de güzel çalışıyor. Bir sıkıntımız yok.
Sadece biz sıkıntımız bizim bu Suriyeliler. Bizi çok mahvediyorlar, bizi çok üzüyorlar. Yani genel olarak Antep'i üzüyorlar. Yani bu şekilden çok rahatsızız ve bunu büyüklerimize sesleniyoruz. Buna bir çare bulsunlar. Benim burada çalışan abim o Suriyeliler yüzüne dövüştüler. Bizim dükkanımızı kapsettiler. 17,5 sene cezaydı. Bak o Suriyeliler yüzüne. Burada çalışan bir abimiz. Yazık, iki çocuğu var. Bunu büyükler halletmesi lazım. Başka da bir sıkıntımız yok. Belediyelerimizden ve herkesten Allah razı olsun. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Biz her zaman belli oyumuz. Biz AK Parti'ye atarım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Çünkü niye? Çalışıyorlar, görüyoruz, geçiriyoruz. Benim oyum her zaman AK Parti'yedir. Diğerlerini bilmem. Herkese saygım sonsuz. Kim kime atar onu karışamam. Ama benim oyum, ben kendi adıma AK Parti'ye atıyoruz. 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi 2019 seçimlerinde oyumu CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Ben oldu oluşum CHP'liyim. CHP'ye vereceğim. Başka hiçbir partiye oy vermem. Anladım. Kesinlikle. Tamam, teşekkür ederim. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Bu Suriyeliler buradan göndersinler. Her tip vatanını savunmayan, kaçıp gelen insanlar burada yaşayamaz. Onlar ölse bile onların namazı kılınmaz. Namazı kılınmaz. Peygamber Efendimiz ne dedi? Vatanı savunmayan haindir, namazı bile kılınmaz. Bu kadar. Merhabalar. Merhaba. Gaziantep'ten memnun musunuz? Gaziantep'ten memnunluk da iş yok. Milletin alım gücü kalmamış. Millet perişan. Kime sorsam param yok diyor. Esnafın hali kötü diyorsunuz. Çok kötü. Esnafın hali kötü. Çok kötü. Alışveriş yok. Kimse bir şey almıyor. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Hayırlısını versin. Gel. Aklınızda yok mu? Aklımda var da söylüyorum. Merhabalar. Merhaba. Gaziantep'ten memnun musunuz? Rahatsız olduğunuz bir durum var mı? Var, evet, çok var. Yani neler? Yaklaşık bir 5 yıldır Fatma Şahin görevde. Ama yani yolların durumu, trafik. Bunlar çok öncelikli. Evet. Ben üniversite öğrencisiyim burada. Üniversite için yapılmış hiçbir şey yok yani. Bir öğrenci hitap eden ne bir tesis ne bir... Hiçbir şey yapmadı yani Antep'e. O yüzden çok memnun değilim ve vermeyi düşünmüyorum. Ha, AK Parti'ye veririm ama Fatma Şahin'e vermeyi düşünmüyorum. Mesela İrfan Kaplan demişti geçen. Facebook'ta gördüm. Antep dünyanın en kötü havasına sahip 135. şehir. Yani bu insanların sağlığını çok etkileyen bir şey. Yani bunun düzeltilmesi için bir şeyler yapılabilir yani. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Vallahi o konuda çok kararsın. Hani ben bu döneme kadar hep AK Parti ve Erdoğan tarafındaydım. Ama yani bu yerel seçimlerde adaylar öncelikli oluyor. Partiye bakmıyoruz. Yani şu an Fatma Şahin'e vermeyi düşünmüyorum diyeyim. Kime vereceğim bilmiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Gaziantep hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Gaziantep Orta Doğu'ya hitap eden değil. Sanayisiyle, tarımıyla. Ama ne yazık ki şu son dönemlerde tarım tamamen yok oldu. Sanayi de tamamen kapandı. Yani küçük esnaf zor durumda. Yani üretim durduğu için işte Gaziantep'te de büyük göç oldu. Güneydoğu'da. Ondan sonra da Suriye'de gelenlerle ilgili. O nedenle şu anda Gaziantep'in küçük esnafı çok perişan durumda. Şu anda Bağkur'unu yatıramıyor. Hastanesine gidemiyor. Çocuklarını okulda yapamıyor. Yani iyi bir durumda değil Gaziantep şu durumda. Peki 2019 yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Valla ben Demokratik Sol Parti'ye kullanacağım. Ecevit'e.